Merhaba, Gezginci'den haberlere hoş geldiniz. Bu hafta Curiosity bilim takımı ilk sondaj çalışmasından aldığı sonuçları yayınladı. Bu örnekler John Klein örnek alanından alındı. Bu bölge 7 ay önce iniş yaptığımız yere yaklaşık 500 metre uzaklıkta. Curiosity ilk örneklerini alıp Kemin ve Sam adlı aygıtlara yolladı. Bu cihazlar bize bu kayalarda hangi minerallerin olduğunu ve bizim bildiğimiz anlamda bir yaşam barındırmak için gerekli bileşenlere sahip olup olmadığını gösteriyor. Curiosity ekibinin buldukları çok heyecan verici. Uzaktan algılama ve kontaklı bilim aygıtlarımızdan öğrendiklerimizi Kemin ve Sam'den gelen verilerle birleştirdiğimizde orada antik su barındıran bir çevre olduğunu görmeye başlıyoruz. Burada hayat olsaydı, yaşanabilir bir ortam oluşturulabilirdi. Örneğin, Kemin aygıtından aldığımız bilgiye göre, John Klein'daki göl yatağı tortu taşları şu ana kadar Mars'ta analiz ettiğimiz her şeyden çok farklı. Ve buradan da John Klein kayalarının suda oluştuğunu anlıyoruz. Bu, Mars'ta ziyaret ettiğimiz diğer tortul bölgelerden çok farklı. Örneğin, Mars gezginci robotu Opportunity'nin iniş yaptığı ve 2004'ten beri orada çalıştığı Meridiani Planum bölgesi gibi. Oradaki tortul kayalar sadece nemli ve ıslak bölgelerin bulunduğunu gösteriyor. Ve orasının ıslak olduğu zamanlarda oradaki su çok asitli, çok tuzluydu ve organik bileşenlerin yaşaması için uygun değildi. Bu John Klein bölgesinde bulduğumuz tatlı su bölgesine tamamen zıt. Sam aygıtının analizlerine göre bu kayalar yaşanabilir bir ortam için gerekli maddelere sahip. Karbon, sülfür ve oksijen bulduk ve bunlar birçok farklı evrelerdeydi. Yani bir kaşık Mars kaya tozu bize Gale kraterinin, belki de bütün Mars'ın yaşamaya uygun ortamları olduğunu söylüyor. Bu, Curiosity'nin Gale'deki görevi ve bilim ekibi için inanılmaz bir başarı.